Aşkımla divane gezer, elimi açtım adın zikrederim. Cahilem dünyada boş gezerim. Kurtar beni ya Allah, Allah. Cahilem dünyada boş gezerim. Kurtar beni ya Allah, Allah. Himmet-i Nebi ya Resulallah, himmet-i ya Şeyh Abdülkadir Geylani, himmet-i ya Şeyh Şeyh Fadli, himmet ya Şeyh Veysel Karani, himmet Nebi ya Resulallah, himmet ya Şeyh Abdülkadir Geylani, himmet ya Şeyh Şeyh Fadli, himmet, himmet ya Şeyh Veysel Karani. Aşkınla divane gezerim, elimi açtım adın zikrederim. Aşkınla divane gezerim, elimi açtım adın zikrederim. Cahilem dünyada boş boş gezerim. Ah, kurtar beni ya Allah, Allah. Cahilem dünyada boş boş gezerim. Kurtar beni ya Allah, Allah. Himmet-i Nebi ya Resulallah, himmet ya Şeyh Abdülkadir Geylani, himmet ya Şeyh Şeyh Fadli, himmet, himmet ya Şeyh Veysel Karani, himmet Nebi ya Resulallah, himmet Ebu Bekir Osman Yali, himmet ya Şeyh 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 Fadli, himmet, himmet ya Şeyh Veysel Karani, himmet Nebi ya Resulallah, himmet ya Şeyh Abdülkadir Geylani, himmet ya Şeyh Şeyh Fadli, himmet, himmet ya Şeyh Veysel Karani. Bütün saadatların, evliyanın, enbiyanın duaları hepimizin üzerinde olsun inşallah. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Tabii ki yakinen tanıyoruz kendisini. Bilmiyorum, eski oyuncu sözünden
Yok, hiç alınmam. Alın. Hiç alınmam, hiç. Hiç. Oyuncuyduk zaten diyorsun. Eski oyuncu, tabii aslında hayat bir oyun. Değil mi Yaşar abi? Hayat dediğimiz şey çok büyük bir tiyatro sahnesi. Hı hı. Tiyatro sahnesinde hepimize sahneye çıkmadan önce tekstler veriliyor, senaryolar veriliyor. Hı hı. Kimimiz zaman zaman iyi oynuyoruz, alkışlanıyoruz. Evet. Bazen kötü oynuyoruz, yuvarlanıyoruz. Ama hı hı. önemli olan son perdedir. Hı hı. Yani biz hep filmin sonunu hatırlarız, biliriz. Önemli olan son nefesimizde imanlı vermeyi Rabbim nasip etsin herkese. Amin. Ne güzel değil mi? Yaşar abi sana ne oldu böyle ya? Vallahi billah yani Allah tabii Allah güzelliği sadece Müslümanlara vermez. Yani bakıyorsun dünyanın en güzel kadınları yabancı da oluyor. Yakışıklı erkekleri de öyle. Ama Allah o kalbin maneviyatın güzelliğini gerçekten sadece kendisine inananlara veriyor. Sen çok güzel, şimdi, bak sen yakışıklı bir adamdın abi. Allah razı olsun. Doğru sağ mu? Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi bir manevi bir güzellik var sende. Elhamdülillah. Yani biz seni, oyunculuğunu seviyordum ben senin. Allah razı olsun. Senin filmlerinle büyüdük. Filmlerinde izliyorduk. Ama şimdi seni seviyorum abi. Allah razı olsun. Bunun hikmeti ne? Şimdi abi bir, önce şöyle bir küçük bir parantez açayım. Yani ben derken lafını bana kesin. Evet. Halkımız için yani biz halkız. Halk olarak. Biz şu an biz seni seviyoruz abi. Allah razı olsun. Ne şimdi, oldu da biz seni sevmeye başladık? Bana şimdi soruyorlar mesela geçmiş hayatında şimdiki hayatın arasında ne fark evet. var? Bize anlatır mısın kısaca? Ben diyorum ki eskiden yine beni sokakta gördükleri zaman tanıyorlardı. Hı. Yaşar Aptekin, Yaşar Aptekin'e bak merhaba merhaba Yaşar Aptekin merhaba diyorlardı. Hı. Şimdi Yaşar abi selamun aleyküm diyorlar. Aleykümselam. Eskiden selamlar dudaktandı, şimdi selamlar gönülden yürüyor. Tamam. Allah herkese böyle selam almayı, selam vermeyi nasip etsin. Demek ki bir yanlışlık yok sözünüz. Ben ne oldu da böyle oldum? Ben 1,5 sene Eyüp Sultan Mezarlığı'nda dolaştım. Bir buçuk sene. Ve şu soruyu sordum. Allah'ım niçin ben dolaştın? Bu kadar pisliğin, bu kadar bataklığın içindeyken ne yaptım da sen bana hidayet lütfettin? Ben yani ben çok pis bir adamdım, çok günahkar bir adamdım. Ya Rabbim sen ne yaptın, ben ne yaptım ya Rabbim diye ağlıyordum. Sonra laf lafa açtı, konu konuya açtı, bir sohbet dairesinde abilerle konuşurken ben dedim 52 yaşındayım hala annemle babamla oturuyorum dedim. Heh dedi işte dur dedi sorunun cevabı geldi. Sen dedi biliyor musun dedi en etkin hayır dua peygamberlerin duasına eşit dua ne duasıdır bilir misin dedi. Anne baba hayır duasıdır dedi. Sen anne baba hayır duasına istinaden Rabbim seni hidayetle ödüllendirmiş dedi. Yani anne baba hayır duasına. Annenin. Evet abi. Çünkü annemin babamı çok seven bir insandım. Kaç yaşına gelmeme rağmen hala onlarla oturdum. Yani ben meşhur oldum deyip de semtimi ya da apartmanımı değiştirmedim. Evet. Yani ben hep kendim bildim bile annemle babamla oturdum. Efendimizin sözü var, hadisi var. Diyor ki bir babanın bir evlada bırakacağı en büyük miras güzel ahlakıdır ahlaktır. Diyor. Yani sende zaten o ahlak tebaası var. Elhamdülillah. Cennette annelerin ayakları altındadır diyen Cenab-ı Allah'ın ta kendisi. Zaten anne baba hayır duası. Sen her ikisini de maşallah. Ben annemi tekerlekli sandalyede de olsa umreye getirmeyi de Rabbim nasip etti. Maşallah. Allah, hep istiyordun onu ama hep ya, dillendiriyordun. İnşallah şu anda bizi seyreden bütün evlatlara nasip eder inşallah annelerini umreye götürmeyi. Çünkü amin. Ben annemin hayır duasını bol bol orada aldım. Çünkü onu Hacer-i Esvet'in karşısına bırakıp da anacığım bak burada istediğin duayı et, istediğin duayı et kabul eder Rabbim diye bıraktığımda sonra gidip de yanına döndüğümde dedim ki anacığım dedim ne dua ettin Rabbimden ne istedin söyle bakayım anacığım dedim söyle dedim. Dedi ki ağlayarak oğlum ben senin için dua ettim dedi. Niye anacığım ben buradayım dedim sen benim için niye dua ettin ya ben kendi başım çaresine bakıyorum. Oğlum dedi. Hiçbir anne kendi için dua etmez dedi. Her anne evladı için dua eder dedi. Sen de babasın dedi. Bunu iyi anlayacaksın ilerleyen zamanda dedi. Benim için dua etti. Bana dedi ki oğlum Allah senden razı olsun dedi. Beni buralara getirdin dedi. Ben dedi sen olmasaydın göremezdim ki buraları dedi. Ben dedim ki anacığım sen doğurmasaydın ben seni buraya getiremezdim ki dedim. Olsun ana, oğlum dedi sen hayırlı bir evlatsın dedi. Allah senin yolunu açık etsin inşallah dedi. Ya anaların hakkını ödeyemeyiz abi ya. Anaların hakkını benim ödeyemeyiz. Tabii ben babamı 11 yaşında kaybettim.
Annem de genç yaşta dul kaldı. Annem de evlenmedi. Aslında ikinci evliliği de yapabilirdi, üçüncü evliliği de yapabilirdi. Ama olduğu gibi bize adadı kendisini. Hala ben annemin sesini duymazsam, vallahi billahi içimde, yüreğimde bir kopukluk oluyor ve çok enteresandı. Hani annem ne zaman böyle ruhu daralsa, canı sıkılacağı bir şey olsa Yaşar abi, enteresan bir şekilde yurt dışında da olsam, bir yerde de olsam, yani değil hani İstanbul'da, muhakkak kalbim yanıyor. Annemi aramam lazım diyorum. Annemi arıyorum ve bakıyorum sesi kötü geliyor. Hani evladıma şey gelmesin yani, o aman Nihat işte konsere gitmiş yurt dışında, üzülmesin diye ne kadar gizlese de ben hissediyorum mesela. Allah analarımızı başımızdan eksik etmesin. Benim çevremde hiçbir arkadaşım asla anasına ah diyemez. Anasına of diyen bir insan benim arkadaşım dahi olamaz abi. Öyle olmaz zaten. Şu an annen seyrediyor mu bizi Yaşar abi? Ben annemi, önce babamı, 9 ay sonra annemi gerçek sahibine yolladım. Sevdiğime, en sevdiğime yolladım. Bundan haberimiz yok bizim. Öyle oldu abi. Annem Umre dönüşünde, Umre'den döndükten sonra vefat etti. Ölüsünü yere yatırdığımızda onu sabaha kadar öptüm elini. Ben anamın elini koklayarak öperdim böyle. Oh diye öperdim koklayarak. Anacığım dedim, bir daha senin elini öpemeyeceğim dedim. Bir daha senin kokunu duyamayacağım anacığım dedim. Elleri buz gibi olmuştu. Sabaha kadar ağlayarak onun yanında yattım. Ben ki ölüden çok korkan bir insandım ama anne olunca farklı ya. Ben babamı kaybettiğimde, yani sonuçta ben de babayım ama yani ya farklı bir şey ya. Annem gittiğinde büyümeye başladım. Çünkü ben 52 yaşında olmama rağmen onun gözünde hala çocuktum. Oğlum terli terli su içme, oğlum terliklerini giy, oğlum şunu yapma. Ne zaman ki annemi kaybettim, annemle birlikte çocukluğum da iyi bitti. O zaman büyümeye başladım ben. O zaman adam olmaya başladım yani. Yani demek ki insanoğlu kaç yaşında olursa olsun, 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa, annesi başındaysa hep kendini bir çocuk gibi görüyor. Yani burada yani tek söylemek istediğim Nihat, yani burada bizi şu anda seyreden varsa çocuklar, evlatlar, ne olur anneleri babaların kıymetlerini bilsinler. Onları öf of bile demesinler. Yoksa anne babasının hayır duasını alamayan insan iki yakası bir araya gelmez. Eşek gibi çalışsa da iki yakası bir araya gelmez abi. Ben zaman zaman Darula Cezi'ye gidiyorum. Darula Cezi'ye gidiyorum. Orada yaşlı anneler, yaşlı babalarla oturup sohbet ederim. Onlara gücümün yettiğince bir şeyler götürüp vermeye, gönüllerini almaya, sohbet etmeye, türküler söylemeye giderim. Dertleşiriz. Ve devamlı bir tane gidip elini öptüğüm bir anne vardı. Oğulları bir kez olsun yanına gelmiyormuş Yaşar abi. Bir kez olsun ve resmen ikinci hanımını aldığı için ikinci hanımı istememiş ve onu kapıya atmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir evlat anasını kapıya atacak. Bu nasıl bir vicdandır? Maalesef böyleleri de var. Yani ve telefon, düşünebiliyor musunuz? O hanımefendi vefat etti. Hanımefendi vefat ediyor. Oğlunu aramaları gerekirken beni arıyorlar. Benim asistanım var Levent. Levent'i aradılar. Baktım Levent ağlamaya başladı. Dedim ki Levent niye ağlıyorsun? Abi dedi, teyzemiz vefat etmiş dedi. Bir hafta önce de ona çok sigara içerdi. Sigara göndermiştim. Kasetimi çok dinlemeyi isterdi. Kaset göndermiştim. Ve gittiğimizde evladı yine gelmedi be Yaşar abi. Evladı yine cenazesini almaya dahi gelmedi. Şimdi Allah aşkına bir Yaşar abi gibi evlatlar var. Bir de öylesine kalpleri taşlaşmış evlatlar var. Rabbim evladın da hayırlısını versin. Hayırlısı versin. Keşke bütün evlatlar işte Yaşar Alptekin gibi olsalar. Anasının üzerine titreseler. Hep soruyorlar ya, bu dünyayı garantile, ahir zamanda cenneti garantilemek istiyorsun. Cenneti garantilemek istiyorsan ananın yüreğini garantile, evet. Ananın yüreğini garantile, ananın gönlünü garantile. Ondan sonrası zaten kolay diyor Cenab-ı Allah. Yani o kesin cehennemlik bir çocuk Allah yani. Allah ıslah etsin. Neyse abi, bizi
Geldin mübarek Ramazan'dan günün bir Allah'ım. Reklama gidelim efendim. Reklamdan sonra Yaşar abiyle sohbete devam edeceğiz. Of. Efendim. Tabii. Değerli, teşekkür ederim. Değerli büyüğümüz Yaşar Alptekin'in gelir gelmez hemen geldiğiyle belli etti. Onun gittiği her yerde bereket oluyor işte. Maşallah. Manevi bir bereket oluyor. Manen deşarj oluyoruz. Geldin hemen bizi ağlattın Yaşar abi. Evet biraz gülelim artık değil mi? Evet efendim, şimdi yine benim çok değerli bir kardeşim geliyor. Umut Zen geliyor. Muhteşem ses, muhteşem yorumuyla. Adamın dibi ya. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Yaşar abiyle hep üçüncü karşılaşmamız da ben iyi hissederim hep kendimi gördüğüm zaman. Allah razı olsun. Eyvallah. Vay be. Allah diyor ki kıtmir bir köpekti diyor. Az önce bahsettiğimiz Ashab-ı Kehf var ya. Ashab-ı Kehf yedi uyuyanlar derler. Onların bir de köpeği var. Köpek de onlarla beraber uyuyor. Onların yanında olduğu için Cenab-ı Allah diyor ki ayette, ne olduğundan ziyade diyor, kimlerle olduğun da çok önemlidir diyor, kimlerle olduğun. Kıtmir bir köpekti ama diyor, o da diyor Ashab-ı Kehf gibi cennete gitti diyor. O yüzden bizler de gerçekten yüzü nurlu, kalbi vicdanlı, düzgün, merhametli insanlarla olunca işte maalesef gül bahçesine komşu olan gül kokar, demirciye komşu olan is kokar. İs kokar. Biz şu an gül kokusu alıyoruz. Bak Umut Zen de geldi. O kokuyu aldı. Şeyi söylemeden edemeyeceğim. Belki tevazu gösterir söylemez ama kuliste konuşuyorlardı. Bu şarkı galiba ödül aldı Rusya'da değil mi abi? Evet, Rusya'daydım. Rusya'da ödül almış bu şarkı. Türkiye'de niye almıyor abi? Çok enteresan değil mi? Yani Rusya'da alıyor, Türkiye'de almıyor. Vallahi böyle aşamadığımız bazı şeyler var. Biraz önce sohbet ederken hatta Yaşar abimle onu konuştuk. Ön yargıyı yıkamadığımız sürece yaşadığımız hiçbir şey din değil, ırk da değil diye düşündüm ben. Onu ifade ettim. Biz hala o ön yargıyı bir türlü aşamadık. O imar edilen bir düzenek var. Ben o düzeneye uymayan bir adam olarak ilan ediliyorum şimdi, galiba. Şimdi bakın. Vahşi'yi bilirsiniz değil mi? Vahşi. Vahşi. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi. Ve şehit etmekle kalmayıp kalbini söken Vahşi. Kalbini söküp yiyen Vahşi. O Vahşi, o katil Vahşi, o azgın Vahşi daha sonrasında geliyor Müslüman oluyor. Müslüman olduğunda şimdi Umut Sen çok güzel bir konuya geldi. Oraya bağlayacağım sevgili Umut Sen. Vahşi geliyor diyor ki acaba diyor ben af dilesem sizin İslam'ınız beni af eder mi? Orada da Peygamber Efendimiz gelsin diyor. Çünkü ayet var. Her kim tövbesinden şüphe ederse cehenneme gider. Ya ben tövbe edeyim de acaba ama Allah benim tövbemi kabul etmese ne olacak? Etmiş midir, etmemiş midir? Kesin yok etmemiştir diyen cehenneme gidecek. Dediğinde Vahşi geliyor önüne Efendimizin kelime-i şehadeti getiriyor. Ve Cenab-ı Allah, Allah'ın dini olan İslam ve onun peygamberi o dine kapılarını Vahşi'ye dahi sonuna kadar açıyor. Peygamber Efendimizin bir cümlesi var Vahşi'ye, diyor ki ey Vahşi, dinimiz seni kabul etti ama senden rica ediyorum diyor. Ben sana baktığım zaman o bakmaya kıyamadığım amcam Hazreti Hamza aklıma geliyor.
Sen diyor her ne hikmetse bana onu hatırlatıyorsun. Senden rica ediyorum. Fazla senden rica gerekiyor. Ediyorum. Namaz anında cemaatlerin ön tarafında olmazsan beni çok mutlu edersin. Rica ediyorum Allah rızası için cemaatin arka tarafında ol diyor. Ve o vahşi iki direk dibinde hep namazını kılarmış. Efendimizin hiçbir zaman gidip elini öpememiş. Yine ben giderim de Hazreti Hamza'yı hatırlatırım da Efendimizin gönlü kırılmasın, üzülmesin, incinmesin, gözünden bir damla yaş dökmesin diye. Yıllar geliyor, geçiyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra Yemen civarında bir peygamber türüyor. Diyor ki ben peygamberim, kerametleri de var. Akan nehri tersine döndürüyormuş. Dön yukarı doğru ak dediğinde o nehir yukarı akıyormuş. Bakın gerçek peygamber benim. Hazreti Muhammed bir yalancıydı haşa diyormuş. Ölüyü diriltiyormuş. Evet, o yalancı peygamberin ölüyü diriltmek gibi bir kerameti varmış. Ve bir gün her ne hikmetse Hazreti Ömer ordularını gönderip durduğunda bir türlü o sahte peygamberi öldürmek, yakalamak nasip olmamış. Ve bir gün o vahşi, o Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağını almış. Demiş ki, ben İslam'a karşı, Efendimiz'e karşı 1-0 mağlubum demiş. Ve benim bunu eşitlemem lazım demiş. Almış mızrağını yürüyerek Yemen yollarına kadar gitmiş. Ve bir şekilde, bir yerde hiç Müslüman olduğunu da söylemeden o sahte peygamberi, müthiş bir koruma var etrafında. Toplasanız 10 santim, 15 santimlik bir ara var. Kelime-i şehadet getirerek o mızrağıyla birlikte atıyor ve o sahte peygamberi orada öldürüyor vahşi. Dönüyor geliyor. Yine direk dibinde oturuyor diyor ki, ya Resulallah, şimdi diyor skoru 1-1'e getirdim. Şimdi eşitledim. Vicdanım rahat oldu. O sana şirke sapan, Allah'ın dinine şirke sapan, Allah'ın nebisine şirke sapan peygamberi öldürdüm diyor. Geberttim, ne olur beni affet diyor. Ya peygamberim beni affet. Ve yine aff diledikten sonra o iki direk arasında namazını kılarken Resulullah'ın sesi. Affoldun ey vahşi, yeter ağlama. Yeter ağlama vahşi, sil gözlerini diyor. Artık tövben kabul oldu diyor. Ve o vahşi geliyor Efendimizin türbesine geliyor, öpüyor, kokluyor ve namazını artık orada en önde kılmaya başlıyor. Şimdi bu İslam'a bakın. İslam'ın insanlara karşı tevazusuna bakın. Her ne olursan ol gel deyişine bakın. Ve o vahşiye biz bugün Müslüman ümmeti Hazret ünvanı verilmiş ve Hazret diyoruz. O vahşi, katil vahşi, Hazreti Vahşi oldu. Hazreti Vahşi. Şimdi ey Müslümanlar, siz bir katile Hazret deyip, Hazret diyen bir dine mensup oluyorsunuz, ona Hazreti Vahşi diyorsunuz da, bu güzel kardeşimiz, Allah diyor, Resulallah diyor, kalplere nakşediyor, Allah'ın sevgisini nakşediyor ama ön yargı var. Neymiş efendim? Şarkı söylüyor, türkü söylüyor, Yaşar Alptekin. Olur mu canım? Sanki Yaşar kafir, ya kafir de olabilir, ateist de olabilir. Müslümana ne lazım? Müslümana zaten boş adam lazım. Boş adam gelecek tereciye tere satmak. Ne yapalım? Yani sevgili Umut, sen hakkını helal et. Biraz uzun da konuştum ama. İyi konuştun. Bizim hep onu söylüyorum. Diyorum ki ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. İyi ki senin Habibim dediğin müşrikleri affeden. Müşrikleri her ne olursa olsun. Bir gün Cenab-ı Allah'tan ayet geliyor. Efendimiz üzülüyor. Gözünden tam bir damla yaş gelecek. Ne oldu ya Resulallah diyor. Çok üzmüşler. Yastık yerine diken koymuşlar. Yollarına taş atmışlar. Cenab-ı Allah bunların hepsini bir saniye içinde helak edeceğim dediğinde Resulallah el kaldırıyor. Diyor ki sakın ha ya Rabbi sakın. Onlar cahiller. Bilmiyorlar diyor. Suç bende, ben anlatamıyorum diyor. Şimdi böylesine merhametli bir peygamberin ümmetiyiz de iyi ki böylesine merhametli bir peygamber gelmiş. Yoksa eğer sevgili Umut, sen bu Allah'ın kapısı,
böylesine bilgisiz, cahil, insanlara karşı ön yargılı, bu sanatçıymış kapıdan içeri sokma, bu oyuncuymuş kapıdan içeri sokmayıcıların elinde olsaydı vallahi İslam 3 kişiyi 5 kişiyi geçmezdi. Hatta öyle kibre girerlerdi ki kendi anasını babasını bile içeri sokmazdı. Neyse reklamlar diyelim. Kusura bakmayın biraz uzattık ama. Çok dertliyiz muzları biz ondan dolayı uzattık. Efendim reklamlardan sonra artık biraz eğlenelim değil mi? Peki reklamlar. Evet efendim. Şimdi tabii hanımefendi benden biraz torpillidir. Muşludur, hemşerimdir. Buradan Muş'a da selam olsun. Şimdi halk müziğimizin çok değerli sesi Hülya Bozkaya'yı alkışlarla alıyoruz. Nasıl? Vallahi Türkiye muhteşem. Bazen her sanatçı arkadaşımız sanatçı şansına layık olmuyor, sahip de olmuyor. Vallahi bazıları da inanılmaz şanslı oluyor. Adamın sesi güzel oluyor. Türküyü yakalayamıyor. Sesi güzel oluyor, türküyü yakalıyor. İşte Hülya sen maşallah. Hangi türküye el atsan vallahi billahi. Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim canım. Ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli konuklar, hayırlı Ramazanlar. Allah'ım Ramazan ayımızı bize amin. Huzur, sağlık, bereket getirsin, barış getirsin, dostluk getirsin inşallah. Bravo, alkış. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Çok güzel temennilerde bulundu, çok güzel dileklerde bulundu. Değerli konuklarımız Yaşar Bey, Yaşar Umut Bey. Sen. Hülyacığım alalım seni şöyle. Yalnız memnun kıyafetiniz oldum. Var ya sanki şey daha önceden sözleşmiş gibi oldu ha. Vallahi bak Umut sen. Kombin oldu. Hı? Güzel güzel. Ciddi merhabalar, söylüyorum ya. Nasılsınız? Sağ olun, size hayırlı Ramazanlar. İyi vallahi, teşekkürler. Muş nasıl gidiyor Muş? Gidiyor musun Muş'a hiç? Gidiyorum tabii ki, gitmez miyim? En son ne zaman gittin? En son Mayıs'ta. Mayıs'ta gittin. Mayıs'ta. Buradan peki o zaman Muş'a selam gönderelim mi? Vallahi bizi var mı akraba var mı Muş'ta? Benim Bartolu ablam oturuyor. Şimdi vallahi mi? 20'sinde ayın 20'sinde yeğenimin düğünü var. Hadi bakalım gideceksin o zaman evet, oraya. Gideceğiz. Peki o zaman biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine bomba gibi devam edeceğiz programımıza. Sevdiğim evenden kaçma, beri gel.
Saatimiz doldu. Değil mi? Artık ağlama saati bitti, şimdi gülme oynama saati. Evet. Umut, sen ne yapıyorsun? Klip çektin sen de. Son Amerika'da Hüzünlü, bir klip. Hüzünlü Gurbeti çektim. Hüzünlü Gurbeti çektin. Girdim yayını. Girdi, yayındaydı. 3 aydır yayındaydı. Vallahi devam işte, yeni albüm hazırlığı var. Hı hı. Onunla ilgili görüşmeler yapıyorum. Hı hı. Ama biraz tabii endişe de duyuyorum bu işlerden dolayı, işin gerçeği. Ama o bildiğimiz yolda ilerleyelim istiyoruz. Hı hı. En azından şöyle bir düşüncem de var. Hı hı. Hani ben zaten yola çıkarken bunu dinlemeyen, uzak kalmış insanlara nasıl dinletirim derdindeydim. Çünkü bu bir tekel mevzu değil, birilerinin elinde değil. Evet. Hatta şunu da şiddetle savunuyorum. Müziğin doğumunda ilahi bir sistem olduğu için, yani ona, hı hı, o öyle bir aşkla başladığı için... Hı hı. Ucuz yapılmaması gereken tek iş bence. Anladım. İlahiler. O, hı, anlamda böyle ciddi çalışmalarım var. Gerçekten sound'unla farklılık yaratıyorsun. Hemen, eyvallah, radyoda denk geldiğimiz zaman o sound duyar duymaz bu zaten Umut sen. Sen neler yapıyorsun Hülya? Konserler devam ediyor Nihat'cığım. Festivallerimiz var Allah'a çok şükürler güzel olsun. Şey, albüm var mı? Albüm Allah nasip ederse Ekim gibi. Ekim gibi? Evet, Ekim gibi. Sen kilo mu verdin? Bilmem, kilo mu vermişim? Vallahi zayıf değil mi ya? Aa! Ay çok sevindim. Dikkat ediyorum. Sağlıklı besleniyorum. Maşallah, yani bugünkü konuklarımızın hepsi fit. Aslında şunu değil mi? Şu anda farkına vardım. Yaşar Bey de öyle. Evet, yani ben vermiş gibi hissetmiyorum ama demek ki uzaktan bir zamandır görmeyince anlaşılıyor. O zaman daha mı ton buldum? Vah biraz vah mi? Vah erittiler beni. Hasibe ana, seni de eriteceğiz. Bak aynı Hülya gibi olacaksın sen daha. Tamam mı? Bugün fark ettim. Ben bakıyorum arkamı dönüyorum, yemeği yiyor. Ben bir dönüp bakıyorum, yalandan bir tane böyle kedi gibi almış bir parça ekmek, bir de gözlerimin içine bakıyor. Yani diyor ki Nihat'ım bak bir parça ekmek yiyorum diyor. Arkamı dönmemle başlıyor, masanın altına almış. Peki. Bu işin formülü az yemek, az uyku ve çok hareket. Evet, onu hareket ettirir, sana bol bol spor yaptıracağız. Efendim reklamlar diyoruz, reklamlardan sonra
Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Flash TV ekranlarında kalıyorsunuz. Yaşar abinin tişörtü dikkatinizi çekti mi? Evet. Hı? Abi bir ayağa kalkar mısınız Cessek be? Şunu şöyle. Ne var burada? Beş. Bu? Vakit. Namaz. Nereden esinlendin abi? Abi bu... Şimdi ben Nihat abim... Çok geziyorum, motorcuyum ben. Hı-hı. Motorla çok, İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'u gezmesini çok seviyorum. Hı-hı. Bir gün Beyoğlu'nda gezerken bir çocuk gördüm. Çocuğun Hı-hı. üzerinde bu kadar büyük yazılarla Pade Mudre Madre yazıyor. Pade Mudre Madre İspanyolca o çocuğu demek, affedersin. Gittim evet. çocuğa dedim ki sen şey o çocuğu yani. Musun dedim. O çocuğu. Ha, evet. Sen dedim o çocuğu musun dedim. Ya ne demek istiyorsun abi ya dedi. Ya ben demek istemiyorum. Sen damalı eşek gibi dolaşıyorsun ortalıklarda ben o çocuğum diye. Sonra bir iki kere daha böyle Amerikalı bir Eminem diye bir şarkıcı var. Anasına babasına küfrediyor affedersin böyle. Hı-hı. Anası baba filan. Ya dedim gençler giyinmeyi seviyor. E bize anlatan bir şeyler giysin bu gençler ya dedim. Hı-hı. Bir gün bir akşam Cem Yılmaz'ı seyrediyorum. Cem Yılmaz'ın CM'ye YMLZ kısaltması var ya. Evet. Oradan aklıma geldi ya dedim böyle böyle hani öyle bir ampul çaktı. Sonra bunu öyle bir şey yaptım. Üç senedir bu tişörtü giyiyorum. Başka hiçbir tişört giymiyorum. Renk, her rengi var. Her rengini giyiyorum. Vallahi. Bizim ülkemiz enteresan bir ülke. Cidden çok enteresan bir ülke. %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Ben boynumda tespih taşıdım diye ya da cebimde takkem olduğu için ya da belimde sarığım olduğu için kınanıyorum, dışlanıyorum. Ama orada kilise çanları çalıyor, tencere tava çalıyorlar. Onlara bir şey, kimse bir şey demiyor da bize gelince bir şey diyorlar. Şimdi, yani. Şimdi aslında... Ben meseleye hep saygı üzerinden bakarım. Hep saygı. Ben bana saygı duyulmasını isterim. Çünkü ben benden olmayan herkese saygı duyuyorum. Ben Muşluyum. Anam Kürt, babam Kürt. Yalan değil. Aslında inkar eden haramzadedir. Ama Allah'ım sizi inandırsın, Allah'ım sizi inandırsın. Vallahi billahi tillahi bu mübarek Ramazan oruçlu ağzımla konuşuyorum. Bir Karadenizliği. Bir Edirneli'yi, Trakyalı'yı, bir Ege'li'yi, İç Anadolu'yu. Eğer kendi insanımdan ayırt ediyorsam Rabbim tuttuğum orucu kabul etmesin. Bakın o kadar açık ve net söylüyorum. Yani mesela geçen dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi var Henry. Gençler biliyordur herhalde Henry'yi. Arsenal'de top oynuyor. Bir resmini gördüm Yaşar abi. Futbol okulu küçük çocuklar var 9-10 yaşında. Hepsine futbolu öğretirken demek ki namaz vakti gelmiş. Sahanın kenarında o Kemal Beste ubidiyet içerisinde bu şekilde duruyor. Namazını eda ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu kötü bir haber olmuyor. Yani İngiltere'de Hristiyan ülkesinde. Hristiyanların ülkesinde gayet de saygı yani bu haber bile olmuyor. Çünkü saygı var. Burada da ben bundan 2-3 sene önce, 4 sene Kazakistan'a konsere gidiyorum Hülya. Vakit geldi, biz de havaalanın aprondayız. Yani uçağın artık alacaklar, uçağın içine kadar gelmişiz yani. Ondan sonra mescit de havaalanının ta girişinde. Yani arada var 4-5 kilometre falan, bayağı bir uzaklık var. Yani bir daha çıkman lazım, zaten uçağa gireceksin. Son 2 dakika, 3 dakika. Çok üzüldüm. Hüngür hüngür ağlamıştım o gazete küpürlerini görünce. O arada baktım iki tane abi gazete kağıdını sermişler namazı kılıyorlar. Ya dedim ben de abilerin yanında saf tutar kılarım. Gittim abdestimi aldım geldim. Allah seni inandırsın abilerin arkasında durdum namazımı kıldım. Orada da vatandaşlardan bir tanesi ki oraya hani televizyonların girmesi mümkün değil zaten. Uçağın içine kadar gelinmiş. Aprona yani içeriye alacaklar hemen giriş kapısına kadar gelmişsin uçağın. Bir tanesi telefonla çekiyor. Bir gazeteye mazeteye götürüyor. Twitter'a koyuyor bilmem ne. Oradan da ben Kazakistan'dayım. Geldim buraya bir baktım ki hani uçakta gazeteleri okuyacağım. Nihat Doğan'dan namaz şov. Kameralar önünde namaz kıldı. Yani hani geçtim şovunu movunu bir şeyini de hani kameraların orada olmayacağını falan geçtim de. Yani bu ülkede maalesef çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Siz biliyorsunuz ben hayatta ne adaletsiz davranırım ne vicdansızlık yaparım. Ne de taraf tutarım. Ben hakkın tarafındayım. Yani Yahudi vatandaşlarımız var.
Ben de çok da severim kendilerini. Hiç şeyde bakmam yani. Bizim vatandaşımızsa sorun yok. Onlar geliyorlar havaalanında. Yurt dışına gidiyorsunuz. İlla ki görmüşsünüzdür, denk gelmiştir. Ne güzel dini vecibelerini havaalanında yerine getiriyorlar. Havaalanının içinde. Onlar da kapalı mapalı. Dini vecibelerini kendilerine göre ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bütün ana haberlerde de görüyoruz. İşte Yahudiler dinlerin vecibelerini yerine getirdi diyorlar. Ama biz orada Allah'ın garip nihatı vatandaşların içine girmişiz. Orada vallahi billahi tallahi kamera memana girmesi mümkün değil. Yani herhalde burada %90'ınız havaalanına uçmuştur. İstanbul dışına İstanbul dışı fark etmez. Orada Allah aşkına uçan o giriş kapısında basınlar. Maalesef Yaşar abi. Abi ben aynı şeyi yaşadığım için seni çok iyi anlayabiliyorum, senin duygularını. Çünkü ben de hacca gittim de bana dediler ki işte bütün gazeteciler haber verdi, şov yapıyor dediler. İşte ben reklam yapıyor dediler. Ben o görüntülerini seyrettim seni. Abi gazeteciler delikanlı adamdır. Çıksın bir gazeteci desin ki Yaşar Aptekin bize haber verdi. O bizi çağırdı desin. Hadi çıksın bir gazeteci. Abi ben giderken verirdim haber değil mi? Verecek olsam giderken haber. Ben giderken beni 5 kişi ağırladı. Yolladı, uğurladı. Ben dönüşte Kabe'deyken senin dediğin gibi abi, ben namaz kılarken bir kanalın muhabiri geldi. Aa sen dedi hacca mı geldin dedi. Evet hemen bir röportaj yapalım dedi. Röportajı yaptık. Ben oradayken buraya yollanmış. Buradayken de bütün gazetecilerin haberi olmuş. Ve biliyorsun havaalanlarında özel basın var. Evet. Basın da araştırıyor hangi uçakta geleceğim araştırıyor. Ben iner inmez bütün gazeteciler karşımda. Ya ben çağırmadım. Ben çağıracak olsam giderken çağır, yol giderken daha çağırırım. Veya çıksın bir gazeteci desin ki Yaşar Aptekin yalan söylüyor kardeşim, o bizi çağırdı. O zaman Yaşar Aptekin'e çok yüklenilmişti. Hatta hacıdan gelir gelmez Eyüp Sultan'a da gitmişti, evet, değil mi? Evet. O görüntüleri gördüm. İnsanların senin boynuna sarılmasını, öpmesini tanıklık ettik. Bir gün sonra bir baktı ki bütün gazeteler köşe yazarlarına kadar sanki cinayet işledi. Sanki yani insan öldürdü. Ne olduysa herkes yüklendi orada. Ben de birkaç programda seni hakkında güzel şeyler Allah söylemiştim. Şimdi reklamlara bir gidelim. Sohbetimize, muhabbetimize, Hülya'nın ağzından, Umut Sen'in ağzından türkülerimize devam edeceğiz efendim. Biz buradayız. Flash TV'den ayrılmıyoruz. Babaya bayıldım. Vallahi babaya bayıldım. Baba ses alalım. Ses al. Var değil mi? Baba, seni şöyle bir ön tarafa bir alalım be. Gel, 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 gel. Gel ben sana kurban olayım, gel. Bir şey söyleyeyim mi? Üç gündür babanın üstüne tanımıyorum. Babacığım adınız ne? Aydın efendim. Aydın. Çok teşekkür ederim. Bu gösterdiğiniz himayeye çok hamdolsun. Tabii Ramazan hem muazzam muazzam. Sonra gidip arkamdan demeyesin ya da oğluma gittin bize aç bıraktı iftarımızı miftarımızı. Öyle bir şey yok yalnız sağ. Peki muhteşem oynuyorsun o figürler migürler vallahi Aydın baba. Yıkılıyorsun Kur'an çapsın. Kanal Türk'te de aynı programı yaptım beğendim. Diğer kanallar da aynı şeyi. Yani bayağı bir talep var sana yani. Kadın. Peki o zaman. Bir dakika babacığım şöyle bir az önceki melodiyi bir alalım baba. Aydın baba senle karşılıklı bir oynayalım gel. Seni hep istiyoruz. Keyif verdin, moral verdin bize. Değil mi Yaşar abi? Ben de elini öpüyorum. Vallahi öp ya. Çok mübarek. Maşallah. Evet Aydın babayı alkışlarla yerine alıyoruz. Gel Aydın babacığım gel. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Gel 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 gel. Ay maşallah. Çocuklar var mı Aydın'a baba? Evlat var mı? Ne kadar? 9 sene oldu yalnızım ben. Bir eş bulamadım daha henüz kendime. Bak! 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 Nasıl yakalıyorum? He? Aydın baba yanlış programa geldin haberin olsun. Aydın
baba, yanlış programa geldin sen. Neyse, söyleyelim mi? Yaş kaçtaydın baba? Yaşınız kaçtı? Kaç? Yaşım 79. Hiç ya, göstermiyorsun ama. Ama ben kim 65 yaşında bile oldu gösteriyorlar beni ama da. Aman buradan o zaman bak, buradan tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Programı seyreden kim varsa 59 de baba, boş ver. Kaç yaşındasınız? 59 yaşındayım. Evet, el. Abi canım öyle daha iyi abi, 79 ne gereği var? Şimdi 79 diyorsun şimdi. Efendim kaç yaşındaydınız? 59 yaşındayım. Heh, tamam. 59 yaşında. Birkaç düşelim mi böyle? 55. 55 iyi mi? 55 değil. Hanıma ihtiyacım var yalnız. Ya bak. Vallahi. Hayırlı bir aydayız. Hayırlı bir aydayız. Mübarek bir aydayız. Şu gelin. Allah rızası için Aydın babamızı her ne kadar yanlış programa düşse de. Ha? Kim istedi? İstedim. Ne diyorsun ya? Pazar, geçen pazar istedim. Ne? Bayandan bir dakika, bir dakika. Bayanda bir yani ilişkimiz oldu ama. Oo, ilişim ilişim. Aydın baba işi gördün ya, ilişim. Yüzük müzik oldu mu? Yok canım. Sadece bir söz kesme meselesi oldu ama daha neyse biliyorum. Kendisi, ne oldu, kadın bırakıp kaçtı mı seni? Kendi Almanya'ya gitmek niyeti varmış. Sonradan tekrar görüşmek üzere. Götürseydin Almanya'ya. Sen görüşmek üzere. Sen de gitseydin. Daha henüz çıkmadı niyeti. Vize mi alamadın? Vize alamadı belki. Aydın baba niyeti bozmuş, bu yaştan sonra Almanyalara gidecek, ben size söyleyeyim. Ya ne işin var Almanya Almanyalarda Aydın baba ya? Kal burada Türkiye'de sana. Efendim bakın diyorlar yani elektrik melektrik aldı. Vallahi Aydın babadan herkes elektrik alıyor yani burada. Değil mi? Elektriğimizde bir sıkıntı yok inşallah. Voltajımız yerinde. He? Voltaj yüksek yani değil mi? Bir sıkıntı yok. Aman ha, voltaj çok önemli çünkü. He? Tamam şarkıyı şimdi, o her şey bir anda olmaz. Şimdi şarkıyı markaya geldi, kadının biri kapıdan aldı götürdü Aydın baba, 27 gün nasıl yapacağız şimdi? Bir Aydın babamız var, o da gidecek. Aydın baba iyice havaya girdi. Bir verir misiniz diyor. Evet Aydın baba. Türk sanat müziği icat ediyorum. Rahmetli annem solistti zamanında, vefat etti. Tamam. Tekrar bir solist aradı. Sesim müsaittir. Şarkı söyleyebilirim yani. Yarın söyleteceğiz sana Aydın baba. Tamam. Aydın babaya. Ya Aydın baba, kurban oluruz sana. Sana kurban oluruz. Vallahi ben çocukları çok seviyorum. Çocukları. Küçük çocuklar var ya, ama ağlamaları böyle beni mahvediyor. Yaşar abi, ağladıkları zaman. Hı? Keşke çocuklar ağlamasa daha güzel olmaz mı ya? Ben vallahi çok ağlamışım ama ben nasıl ağlamışım? Anam beni kapından sonra sütten kesmiş. Eyvah. Vallahi bak. Niye? Sütü bozulmuş kadının. Ne öyle bir şey mi? Kadını şeyden anlamam yani. Olur mu öyle? Sütü bozuluyor mu? Bozulabilir. Tamam işte, ben de sütü kesmiş. İnek sütü içirmiş devamlı. Vallahi billahi. Devamlı. Hı? Allah razı olsun. Sütümüz bozuk değildi yani. Tabii ki hemen sağlam yerden olmuş. Bozuk sütü içirmemiş Allah aşkına olsun. Yaşları da çok seviyorum. Buradan bizi izleyen vatandaşlarımıza da söylüyorum. Lütfen büyüklerimizin kıymetini bilelim. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğü. Özellikle yoksullarımızı sahipsiz bırakmayalım. Hadi 11 ayda bırakıyoruz ama bari bu mübarek ayda bırakmayalım. Yanlarında olalım. Mahallemizdeki yetim kardeşlerimizi sevindirelim. Bol bol derla cezeye gidelim. Veren el alan elden her zaman üstündür arkadaşlar. Cimri insanı hayatım boyunca sevmedim, Allah da sevmiyor. Allah ayette diyor ki cimrilik şeytandandır diyor. Cimrilik. Cimrilik şeytandan, cömertlik bizdendir diyor. Cömert cennetten çıkmadır diyor. Yine Efendimiz'in... Duyuluyor mu? Seyfi Bey. Buyur Efendimiz'in... Hadisi siz mi söyleyeceksiniz abi? Ha iyi peki, tamam. Ne bileyim, oradan ses gelince dedim belki senin de bildiğin başka hadisler varsa. Peki. Efendimizin hadisinde diyor ki, bakın burası çok önemli. Hani ben Müslümanım. Sadece kelime-i şehadet getirdik, namaz kıldık, bu bizi kurtarır demiyor. Cömert olacaksın diyor. Hadiste kişi cimri ise diyor. Pardon, kişi fasık, dinden çıkmış ise diyor. Ne kadar cömertse
O cennet ehlidir diyor. Bakın fasık kişi dinden çıkmış dahi olsa cömertse cennet ehli diyor. Kişi de diyor ne kadar Müslüman olursa olsun eğer cimri ise diyor o cehennem ehlidir diyor. Çünkü cömert insan ne der? Bana Allah vermiş paylaşayım der. Allah rızası için paylaşırsın. Ama cimri insan ne der? Ben kazandım der. Bencil oldu. Ben tasavvufta ben demek şeytan demektir. Ben de bazen çoğunlukla biz derim. Ben konuşurken Yaşar abi. Ben hep biz derim. Hep de üstüme geliyorlar. Ya Nihat Doğan biz niye? Biz kim? Sen niye biz diyorsun? Çünkü biz haktır. Hak. Haktır tasavvufta. Biz hak. Allah ben yaptım. Ben ettim. Benim şarkılarım. Benim fanatiklerim. Benim programım. Ne oldu? Bencil olduk. Bencil olduk. İşte bencillik de şeytandandır. Evet efendim. Umut Zeyn teşekkür ediyorum sana. Ben nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Eyvallah. Renk kattın. Hülya'cığım derlemişerim sana da çok teşekkür ediyorum. Renk kattın. Son söylemek istediğim şeyler var mı? Kapanışa gidiyoruz artık. 11 Ağustos'ta Konya Yunak'ta olacağım. Hasat şenliklerinde. Buradan tüm sevenlerimizi o festivali konserimize bekliyoruz. Tamam ben de bu arada bize programımızdan dolayı çiçek gönderen değerli Nezir Sapan'a, değerli abim ve Cemal Reis'e teşekkür ediyoruz hemen onu da söyleyelim. Yaşar abi senin söylemek istediğin şeyler var mı? Ramazan'la alakalı söylemek Ramazan'la alakalı şu anda bizi seyredemeyen bütün Müslüman kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bir Ramazan'ın daha gördükleri için evet. Ve Rabbimden niyaz ediyorum. Bir sonraki Ramazan ayında görmeyi i̇nşallah. Rabbim nasip etsin inşallah. İnşallah. Efendim Allah, Cenab-ı Allah Ramazan'ımızı mübarek eylesin. Orucumuzu kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Hep söylüyorum, söyleyeceğim. Allah vatanımızı, birliğimizi, barışımızı, kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Yeryüzündeki bütün önce Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere bütün zulüm gören masumların Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı Amin. Olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, şefaati hepimizin üzerine olsun. Biz yarın yine buradayız. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Yarın görüşmek üzere. Saygılar, hürmetler. Sağ olun.